Fatih Altaylı fatihaltaylı.com.tr Pamukoğlu, teğmenlerden önce komutanları cezalandırılmalıydı. Dün YouTube'daki programımda emekli tüm general Osman Pamukoğlu'nu ağırladım. Terörle mücadelenin başarıya ulaştığı 1990'lı yılların bölgedeki efsane komutanıydı. Askerlerin yararlandığı askeri sosyal tesislere adım atmamasıyla, en üst rütbedeyken bile yemeğini askerle beraber yemesiyle tanınan Pamukoğlu Paşa'yla. PKK'nın alışılmadık eylemini kış aylarında şimdiye dek göstermediği aktivitesini bölgeyi karış karış bilen bir kurmay olarak pençe kilit harekatı ile ilgili görüşlerini anlattı. Pamukoğlu, 42 yıllık askerlik hayatı boyunca birinci dereceden altın, üstün cesaret ve feragat madalyası, iki kez üstün cesaret ve feragat nişanı, beş kez üstün birlik yetiştirme nişanı almış, üstün birlik yetiştirme nişanını beş kez alma başarısını gösteren tek komutandı. Hal böyle olunca da anlattıkları aynı gün 1 milyona yakın izlendi. Belli ki halkta liyakat sahibi seslere kulakları açık ve duymak istiyoruz. Pamukoğlu'yla terörle mücadele dışında da bazı konularda sohbet ettik. Özellikle de Tuzla Piyade Okulu'nda meydana gelen son olayı ve ardından meydana gelen gelişmeleri kendisine sordum. Çünkü belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz ama Pamukoğlu Paşa, AK Parti iktidarı öncesi bu okulun komutanıydı. Pamukoğlu'na okulda Atatürkçü öğrencilerle cemaatçi öğrenciler arasındaki tartışmayı ve sonrasında öğrencilere verilen cezaları sordum, rezalet dedi, anlattı. Ben Tuzla Piyade Okulu komutanı olmadan önce de bu okuldaki bir olaya müdahale etmekle görevlendirilmiştim. O sırada Hastal'da komutandım ama Tuzla'da bir disiplin olayı olmuştu. Birkaç genç teğmen okulun yemekhanesinde sivil görevliler tarafından tartaklanmıştı ve bu olayın intikamını almak için bir grup teğmen bu görevlilerin kaldığı lojmanları basmış kırıp dökmüşlerdi. Bu olaydan ötürü oraya atandım. Detaya girmeyeyim ama böyle olaylar olur ve bu olaylar genelde idarenin ve oradaki öğretim kadrosunun zafiyetinin işaretidir. Yani öğrencilerin suçu yok mu? Askeri okulda askeri hiyerarşiye uymak istemeyen cemaatçi öğrenci olması normal mi ve hepsine aynı cezayı vermek doğru mu sizce de? Benim söylediğim o değil. Bu olayda öğrencilerden önce ceza alması gerekenler o okulun yöneticileridir. O okulda ders veren yüzbaşılardır, yarbaylardır, albaylardır ve okulun komutanı generaldir. Niye? Niyesi mi var? Altınızdaki askerler arasında cemaatçiler var, altınızdaki askerler arasında aylar süren bir gerilim var, askerler arasında bir kavga ortamı var, kazan kaynıyor, iç sivil savcılara kadar gitmiş ki bu da çok büyük bir ayıp, bu çocukların komutanlarının bundan haberi yok. Uyuyorlar. Böyle komutanlık mı olur? Komutan askerin nefes alışını bile izler. Gözünün bakışını ezberler. Hal ve hareketlerini sürekli takip eder. Askerler arasındaki en küçük sorunu, sorun ortaya çıkmadan, patlamadan tespit eder ve önlem alır. Bunu yapamayan komutan komutan değildir. Rütbesi ne olursa olsun fark etmez. Komutan bazen bir onbaşı olabilir, bazen bir general. Altındakileri bilecek, disiplinsizliğe müsaade etmeyecek. Genelkurmay teğmenlere ceza vermeden önce onların üstlerine ceza vermeliydi. Nasıl bir ceza? Çok basit ve tartışmasız. Hepsinin silahlı kuvvetlerle ilişiğini kesmeliydi. Bunlardan daha büyük bir komuta zafiyeti olamaz. Biraz ağır değil mi bu ceza? Değil, hafif bile. Böyle bir olay cephede savaşlı olsa ne yapacaksın? Bu komuta zaafı affedilmez. Teğmenlere verilen cezalar için ne düşünüyorsunuz? Hepsine aynı ceza normal mi? Orduda disiplinsizlik olmaz. Ordu içindeki bir meseleyi sivil savcılığa şikayet etmek de kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir sıkıntı mı var sizce? Türk Silahlı Kuvvetlerinde sıkıntı olmaz. 2000 yıllık bir ordudur bu. Bugünkü yapısıyla 103 yıllıktır. Türk milleti cefakardır. Askeri sızlanmaz, ağlamaz, sorun çıkarmaz, emre itaatsizlik etmez, korkuya kapılmaz. Şartlara intibak eder. En kötü koşulları bile sorun etmez. Sabiha'dan çok uçan yolcuya ayıp. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti yaklaşık 10 yıllık bir inşaat döneminin ardından açıldı. İkinci pistin inşaatı İstanbul Atatürk Havalimanı'nın sahibi olan müteahhitler tarafından yapılınca gecikme normal. Pistin üzerinden geçici yola yapılan tünel çöktü. O oldu, bu oldu derken 4 yılda sıfırdan havalimanı yapabilenler 10 yılda bir pisti bitiremediler. Neyse ki sonunda bitti ve açıldı. Bu arada Sabiha Gökçen'in işletmecisi olan Malezyalılar da satıp çıktılar. Ve yeni işletmenin ilk icraatı ne oldu derseniz? Sabiha Gökçen havalimanında THY'ye ait olan loncu kapatmak. Yani Türk Hava Yolları'nın devamlı müşterisi olan ve çok fazla uçuş yapanların ya da business class uçuşu tercih edenlerin kullandığı özel terminal alanı kapandı ve Türk Hava Yolları bunu tüm yolcularına bildirdi. Bunun anlamı şu. En fazla uçan yolcuları İstanbul Atatürk Havalimanı'na yönlendirme çabası bu kadarı da ayıp ama. Sonunda maktu. Yıllardır bu köşede yazdığımız bir şey sonunda gerçekleşiyor. Defalarca batı ülkelerindeki uygulamalardan örnek verip sigaradan oransal vergiyi azaltıp maktu vergi uygulamasına geçin. Devletin vergi geliri sigara fiyatından bağımsız olarak artsın diye yazdım. Çünkü mevcut vergilendirme sisteminde Sigara fiyatına bağlı bir vergi vardı ve kamunun geliri sigara şirketinin satış fiyatına bağlı oluyor, bu sistem kaçak sigarayı artırıyordu. Yeni düzenlemeyle nispi vergi oranı %63'den %57'ye indi. Bu daha başlangıç olmalı. Bu oran pek çok batı ülkesinde olduğu gibi %20'ler düzeyine inmeli. Maliye Bakanlığı'nın da istediği bu değişikliği bazı lobiler engelliyordu. Bu lobileri aşan Mehmet Şimşek'i kutlamak lazım. Kumar'a vergi indirimi caiz mi ey diyanet? Allah'tan muhafazakar ve inançlı bir iktidarımız var. Aksi olsa ne olurdu merak ediyorum. Her şeyi kitaba göre yapan iktidarımız ekonominin en basit kurallarında bile nas diyor ama söz konusu kumar olunca sus demeyi tercih ediyor. Öncelikle Türkiye'deki tek yasal bahis şirketi olan Milli Piyango'yu özelleştirdiler. Özelleşen ve artık aslında milli olmayan piyangonun bahis ve kumar şirketine dönüşerek onlarca yeni kumar türüne hizmete sokmasına gık demediler. Bahis oranlarındaki tüm denetimi ortadan kaldırıp oyuncuları şirketin olmayan vicdanına emanet ettiler. Bu şirketin çoluk çocuğun oynayacağı yeni oyunları piyasaya sürmesine ses çıkarmadılar. Yaş sınırlamasına riayet etmeyeni denetlemediler. Telefonlara kumar ve bahis reklamları yollanmasına, burada çoluk çocuk ayırt edilmemesine bakmadılar bile. Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi bir de kumar ve bahisteki vergi oranını yarı yarıya düşürdüler. Bir yandan Maliye Bakanı konut vergilerine zam yapacağız, katlayacağız diyerek yeni kira artışlarının da önünü açıyor. Diğer yandan elinde iktidarı desteklediği iki dandik gazete var diye kumar şirketinin vergisi yarı yarıya indiriliyor. Ama sorarsan yılbaşı kutlamak caiz değil. Ey diyanet bir tarafın sıkıyorsa bir fetva da buna versene. Kumara vergi indirimi caiz mi Ali Efendi? Ne kadar vergi o kadar kaçak. Kaçak içki operasyonu yapılmış. 187 ton alkol ele geçirilmiş bir operasyonda. 187 ton kaçak alkol demek ondan da yaklaşık 467 ton alkollü içki üretilir demek. Bu da 667 bin şişe büyük rakıya ya da diğer içkilerden demek. Sonra sorun durun. Bu fenomenler kimin kara parasını aklıyor diye. Bu sadece bir operasyon, o da sadece içkiden. Buna sigarayı, yasa dışı kumarı, uyuşturucuyu da ekleyin. Daha kaç fenomen lazım siz hesaplayın. Her vergi artışının kaçağı artırdığını da unutmayın. ABD'de mafyanın gelişimiyle içki yasağı dönemi aynıdır. Burada niye farklı olsun? Ne zaman insan oluruz? Evin vergisini artırıp kumarın vergisini indirmediğimiz zaman.